Sağlıklı dişlere sahip olan hastalar gittikçe beklentilerini yükselterek daha beyaz gülümsemeler istemekte bizden. Beyaz bir gülümseme eğer dişlerin düzeni, dizisi çok güzelse, ancak dişler beklenenden daha sarı, daha kahverengi tonlardaysa, diş beyazlatma teknikleri ya da bleaching teknikleriyle hastanın dişlerini ağartmak, dişlerini beyazlatmak mümkün. Belli aralıklarla yapılan beyazlatma tekniklerinde ve ofiste profesyonel olarak yapılan beyazlatma tekniklerinin dişe herhangi bir zararı yok. Prensip olarak diş beyazlatma, dişi ağartma, dişin aşırı oksijene boğulmasıyla yapılan kimyasallar ve bu kimyasalları tetikleyen, kimyasalları aktive eden lazer ya da ışık kaynakları aracılığıyla yapılıyor. Hastamız kliniğimize başvurduktan sonra diş etleri sağlığı öncelikle gözden geçiriliyor. Diş taşları temizleniyor. Dişlerin üzerindeki sigara ve nikotin lekeleri çıkarılıyor özel tekniklerle. Bundan sonrasında yarım saatlik 2 ya da 3 seans ki bu arzu ettiğimiz beyazlama oluşana kadar devam eden bir süreçtir. Özel kimyasal malzemelerle hastayı baş başa bırakıyoruz. Sonrasında rengin açılma derecesini, biz ton olarak belirlediğimiz 2 ton, 3 ton, 4 ton dişin açılma derecesini beraber değerlendiriyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken hastanın beyazlatma yapılacak diş hastasının uygun olarak seçilmesi. Örneğin dişlerin üzerinde tetraskin lekelenmesi dediğimiz, antibiyotik lekelenmesi dediğimiz çok farklı tonlamalar varsa bu tonlamalar da belirli oranda açılacaktır ve hastanın beklentisini örneğin karşılayamayacaktır. Öncelikle bu lekelerin giderilmesi gerekmektedir. Ya da çok şeffaf tonlu dişlere sahip hastalarda beyazlatma uygulamaları yapılırsa dişler daha fazla şeffaflaşabilir. O yüzden beyazlatma uygulamaları herkese uygun mudur? Hayır, herkese uygun değildir. Dişlerin rengi ve kalitesinin önceden hazırlanması gerekebilir bazen, bazen de uygun olarak seçilmesi gerekebilir. Bir diğer beyazlatma tekniği ise hastanın evde kendi kendine yaptığı home bleaching denilen bir tekniktir. Burada da hekim hastadan çok basit iki ölçü alarak şeffaf plaklar hazırlar ve hastaya o kimyasalları, enjektörler içerisinde kimyasalları hastaya sunar. Hasta kullanım talimatına bağlı olarak günde 15 dakika, yarım saat içerisinde bu malzemeyi dişine takar, plakları dişine takar. Ondan sonra dişini plağı çıkarır, dişini fırçalar ve yavaş yavaş bir beyazlama